Nizam Eyüboğlu! Yaklaşma! Nizam Eyüboğlu, çık lan dışarı, çık! Uzak dön! Çekil! Yaklaşma! Çekil, bırak, bırak, bırak! Nizam Eyüboğlu! Dışarı çık, Nizam! Tamam, bırak, 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 ben geldim, tamam. Ya Zıpkın, ne yapıyorsun oğlum? Kafam iyi, gözünü seveyim ya. Cemal bak, benim kafam iyi falan değil. Benim kafam çok kötü Cemal, bırak beni. Tamam kardeşim, sakin ol. Allah aşkına sakin ol. Taşçın abi, söyle Nizam Eyüboğlu'na çıksın karşıma. O Nizam Eyüboğlu'na söyle çıksın benim karşıma. Cemal kardeşim, sakin ol. Bak bana. Tamam, gelir. Tamam. Sen kocayın bu günah işlediğini biliyor muydun? Benim kocam bir günah işlemedi bey abi. Kızımı da çöpe sen atmadık, öyle mi? Ah bey abi, aşk olsun. Ben niye öyle bir şey yapayım? Hadi ben kendimi geçtim, elin kızı. Menderes ya, senin öz kardeşin. Sana niye böyle bir kötülük ettin? Nazmiye! Bütün deliller senin kocanı benim kardeşimi gösteriyor. Çocuğu sattığı şerefsiz ifade de verdi. Yarın nöbetçi mahkemesi var lan kocayın. Polis de mi yanıldı, savcı da mı yanıldı? Onlar yanıldı ama ben eminim. Yarın mahkemede hakim yanılmayacak bey abi. Ben kocama güveniyorum. O yüzden de burada sabırla sessizce kocamı bekleyeceğim. Ha. Ev senin. Ferman da senin. Kovarsan da giderim. Sen benim gelinimsin, namusumsun. Öyle seni kapının önüne koyamam ben. Hem de yarın hakim delilleri yeterli bulur da kocayın tutuklu yargılanmasına karar verirse o zaman köyüne gidersin. Köyüme mi giderim? Gider babayın köy evine oturursun. Tamam. Ama yarın Menderes serbest kalırsa sen de benden özür dileyeceksin mi? Ne oldu Taşın? Kapıya gelmen lazım beyim. İyi, yürü. Tamam bırak, tamam bırak. Tamam bak, sakin ol, konuşacağım. Tamam. Ya konuşacağım. Bırak, bıraksana arkadaşım. Tamam, bak sadece konuşacağım, tamam mı? Konuşacağım, sakin ol. Bak sakin ol. Akşam akşam neye geldin kapımda maraza çıkarıyorsun lan sen? He? Tamam bırak beni. Tamam sakin. Tamam. Kardeşim olmaya geldim Nizam Bey. Ablasına götüreceğim onu. Hiçbir yere götüremen. Benim kızım dışarıda eli silahlı bir adam varken bu kapıdan dışarı çıkamaz. O eli silahlı tetikçiyi Barbara öldürmesi için senin kardeşin olacak Menderes tuttu. Senin kardeşin benim ablamı sakat bıraktı. Ne diyorsun lan sen? Çabuk kız sakat mı kaldı? Ya, ya senin dünyadan haberin yok ya. Sen böyle mi koruyacaksın benim Güleşçemi? He? Dünyadan haberim var veyahut yok. Herkes yaptığının bedelini ödeyecek. Kimse bundan şüphe duymasın. Nasıl ödeteceksin? Nasıl ödeteceksin? Sen kızını çöpe atan gelinini evinde elinle besliyorsun. Sen kime ne ödeteceksin? Herkese yaptıklarını ödeteceksin ha. Sen var ya, sen kimseye bir at ödetemezsin. Sen ancak karşıma gelir, beni tehdit edersin, beni tehdit edersin sen. Bak burada ödetecek tek kişi var. O da benim, ben. En başında o Menderes şerefsizi ödeyecek. Onun hayatını yakacağım ben. Ben onun hayatını yakacağım. Bitti. Bitti lan sizin hayatınız. Hepinizi ödeteceğim.
arazimin etrafında bir de dolaşmayacak. Tamam hocam amcam. Gel kızım. Niye polislerin önünde insanlar hayatlarıyla tehdit ediyorsun? Hadi sakin ol. Tamam sakinsin. Tamam. Hadi. Mersan'ın yürümesi neredeyse imkansız. Ali. Ölmedim diye mi ağlıyorsun? Mersan Hanım. Yakalandık iyi mi? Ödüm koptu Mersan. Biliyorum. Çok da neye korktun biliyor musun? Hani demiştin ya bana, biz sevmekle yükümlüyüz. Kavuşmak mı? Allah bilir. Seviyoruz evelallah da kavuşmak mahşere kalır diye çok korktum. Sabit'in kaldığı hastane bura. Nizam Bey'i ayarladı. Çocuklar nerede? Sen vurulunca Nizam Bey o şerefsiz yakalanana kadar Gülayşe ile Sabit'i yanına aldı. Ali o evde Menderes'le Naz var. Menderes teslim oldu. Merak etme her şey yolunda. Barbar orada zaten. Şimdi Gülayşe bizi seçti ama o zenginliği görünce babasında kalmak istemez. Bizim kızın ne zaman para yapıla tamah ettiğini gördün Mercan. Görmedim de ne bileyim insan işte. Kaybetmekten korkuyorum. Öyle iyi biliyorum ki o korkuyu. Ali. Gelelim asıl mevzuya. Hangi mevzuya? Ambulansta. Ben bacaklarımı hissetmiyorum dediğimde yeni vuruldun ondan dedin ya. Ama ben hala oynatamıyorum bacaklarımı. Yürüyemeyeceğim değil mi? Thank you.
oldu Nazmiye? Ne mi oldu? Aşağısı cehennem, cehennem. Yara az daha beni tanıyordu. O zıpkın denen köksüz evi basmaya kalktı. Veya bir meşrebe izin verse beni çoktan kapının önüne koymuştu. Dayı. Gözünü seveyim şu Suat'la karısını sustur. Sonra da ifadeni değiştir. Bak Menderes'in duracağı yok. Ya tetikçisi de durmazsa? Ercan kötü mü kalmış? Ya Barbaros'a da bir şey olursa? Oğlunun sebebi olma. Ben bu gidişle senin kocanın sebebi olacağım Nazmiye. Anladın mı? Bak demedi deme bana. Sonra gelip ağlama kocamı niye öldürdün diye. Anladın mı? Şirin teyze, hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Barbar da bu aralar bana sürpriz yapmaya doyamadı sağ olsun. Gelin gelin buyurun. Ay kusura bakma Şirin teyze ya. Yarın sabah mahkeme vardı, çalışmam gerekiyordu. Sare toplama. Saçmalama Barbar, misafirimin yanında. Şirin teyzem misafir değil ki. Sanık. Ne? Sanık mı? Tanışın. Yarınki mahkemede suçlayacağın diğer bir kişi. Lara Eyüboğlu'nu beşiğinden çalan. Şirin Tunalı. Ne diyorsun Barbar sen? Nasıl yani? Vallahi savcım ben defalarca sordum, benim anam bana anlatmadı. Belki sana söyler, anlatır. Şirin teyze. Doğru mu bu? Verdiği tek cevap da bu. Ağlamak. Sen bir gelsene benimle Barbar. Bir gel. Madem konuşmuyor, nereden biliyorsun onu yaptığını? Ağlamasından mı anladın? Çatal şerefsiz söyledi. Anama soruyorum, seni neyle tehdit ettiler diyorum. Susuyor, cevap vermiyor. Ya sen çatalı nereden tanıyorsun diyorum, tık yok. Seni daha büyük bir cehennemden koruyorum diyor. Lan kafayı yiyeceğim ya. Ya Mercan benim yüzümden hastanede yatıyor. Felç oldu kız. Sare bak anam. Anam benden daha büyük bir şey saklıyor. Gülayşe desen hiçbir şeyden haberi yok kızım. Bana sığınıp duruyor. Söylemedin mi Gülayşe'ye? Bu gece söyleyeceğim. Ayrılır mı senden öğrenince? Bilmiyorum Sare. Gülayşe ailesi yüzünden birini suçlayacak biri değil.
Ama beni her gördüğünde de bu herifin anası beni anamdan ayırdı diyebilir. Bilmiyorum ya, yaşayıp göreceğiz işte. Gerekirse de eyvallah diyeceğiz. Barban. Ha? Eğer annen sanıksa... Beni davadan alırsın biliyorum. Sen de geri çekileceksin yani. Resmi olarak evet. Ben de öyle tahmin etmiştim. Ama ayağımın altında çok dolaşma, çok pis ezerim. Polisler yolla. Birazdan burada olurlar. Gözaltına almak için. Gülayşe. Bir şey yok değil mi? İyisin. Yok. Her şey gayet iyi. Ali abim de aradı az önce. Mercan ablam iyiymiş, uyuyormuş şimdi. Atlatmış yani çok şükür. De sen gelmedin hala. Halletmem gereken son bir iş kaldı. Onu da halledeyim, geleceğim. Barbar çabuk gel olur mu? Hiç aklıma gelmeyecek şeyler geliyor burada. Ben kafayı yiyeceğim, delireceğim. Nasıl yani, ne gibi şeyler aklına geliyor? Annemle ben gibi. Barbar. Sence annem beni kucağına alıp bu bahçede gezdirmiş midir? Gezdiremedi. Sen doğduğunda hava çok soğuktu. Ben Bahar ablayı hep senin beşiğinin yanındaki anlarda hatırlıyorum. Beni çaldıkları beşiğim. Aynen. Seni çaldıkları beşiğim. Neyse ya, tamam. Sen çabuk gel olur mu? Tamam, tamam. Üzme sen de kendini, tamam mı? Barbara o kim? Anam. Annen mi? Ya niye söylemiyorsun, ben de burada şey yapıyorum ya. Bir çevir, çevir de merhaba diyeyim bari. Teyzeciğim merhaba. Merhaba kızım. Ya kusura bakma, ben ya az önce öyle şey yaptım. Sen niye ağlıyorsun? Annene çok benziyorsun kızım. Sen de tanıyordun değil mi annemi? Doğru, Barbar demişti burada oturuyordunuz. Gelecek misin akşama sen de? Ayşe. Hem bana çabuk ol gel diyorsun, hem de anamla burada sohbete tutuluyorsun. Çıkacağım birazdan, saraylardayım ben de. Ya Barbar bir konuşturmadın ya, tamam. Çevir, bir de Sare'ye de merhaba diyeyim, öyle kapat bari. Tamam, ah seni istiyorum. Selam Gülenşe. Selam. Sare. Aşk adamı, selam. Selam aşk Sare. Aşk sensin, değil mi? Ben kuşkucu, huzursuz, bir de neydi o? Bir şey daha vardı. Şiddetli. Heh, ondan işte. Aşk işte. Ulan Zahmet, ulan Zahmet. Bu halde bile beni güldürüyorsun ya, helal olsun sana. Aman başlatmayın şimdi aşkınıza da, meşkinize de. Hadi hoşça kal. Al şunu. Görüşürüz hadi. Görüşürüz hadi. Yarın mahkemede görüşürüz savcım. Hadi eyvallah. Barbaros. Bir kere
sarılsam sana böyle gitse. Gel bakalım. Bu gece babayın odasında uyu. Hiç gerek yoktu. Biz Sabit abimle misafir odası... Sabit'ten ben kalırım. Hazır olunca da kendi odana geçersin. İçindeki bir şeye sığmayacak kadar büyümüşsün. Baştan döşeriz. Oda döşemeye gerek yok. Kalıcı değilim ben. Yara. Gül Ayşe. İsmim Gül Ayşe. İyi geceler. Bak. Kurban olam. Seni buraya zorla getirdim diye kızma bana. Bugün o silah patlayınca ben seni bulduğum gün kaybediyorum sandım. O kurşun sene gelseydi, sene gelseydi o kurşun... Anlamadın bu işte. Ablama geleceğine o kurşun bana gelsin isterdim ben. Beni uğrunda öleceğim yerinden uzak tutuyorsun sen. Gel benimle. Bir beş dakika ne olur. Gel. Gel. Senden şu odaya girip... 5 dakika durmanı istiyorum. 23 senedir çektiğim yalnızlığı anlamanı istiyorum. Kurban olam. Kurban olam hadi gir.
yoksa kızım budur. Bu gece rüyamda anneni göreceğim, biliyorum. İlk defa beni kızacak, biliyor musun? Kızımı neye üzdüm diyecek. Sen 23 sene benim kızımı üzmek için mi aradın diyecek. Ben de ona diyeceğim ki, ben kızım senin gibi okusun istediydim. Hem de onun ilkokul diploması bile yokmuş diyeceğim. Benim kızım senin gibi işini eline alsın, ele güne muhtaç olmasın istediydim. Hem de onun iş bulacak kimliği bile yokmuş diyeceğim. Senin sahip olabileceğin bir hayatın vardı be kızım. Seni bundan mahrum ettiler diye ateş kuşlarına çok kızıyorum ben. Ben çok Menderes'e kızıyorum. Kardeş katil olacak kadar kızıyorum. Ateş kuşlarına da çok kızıyorum. Çok. Ben de kızıyorum. Ama onlar benim ailem. Çok seviyorum ben onları. Onlar beni büyüttü. Ben de büyüttüm. Ben de büyüttüm. 23 sene her gün bu odada seni büyüttüm ben. Gelip buraya otururdum. Seni beşiğinden alırdım. Okula yollardım. Meslek sahibi ederdim. Gelin ederdim. Damada da bir bozulurdum ki sorma. Sen benden alıyor diye. Ertesi gün yine bu odaya gelirdim. Seni beşiğinde kaybettiğim günkü gibi bulurdum. Yine başlardım seni büyütmeye. Yirmi üç sene babam, 23 sene her gün. Hem şimdi 23 senedir ilk defa bu beşik boş. Sen buradasın. Kurban olan beni de anla. O beşik hiç boşalmasın, çok isterdim. Beni oradan kimse almasın. Seni kızın Lara olarak büyüyeyim. Yeminle bak, çok isterdim. Ama öyle olmadı.
karının gül Ayşe'si olarak büyüdüm. Tek bunu dünyalara değişmem. Sen Lara'yı aradın. Gül Ayşe'yi buldun. Gül Ayşe'nin kimliği yok. Diploması yok. Parası yok. Hatta çoğu zaman ayakkabısı bile yok. Ama 3 tane abisi, 1 tane ablası var. Ve sen dünyaları versen onlardan ayrılmazsın. Ayrılamazsın. Kaldırdınız mı? Kaldır. Kaldırdım dayı, ne yaptın da? Kaldır, kaldır, kaldır. Kapıda kimse yokken bagajı atalım hemen, hadi. Dayı tut. Tutuyorum kızım, hadi, hadi. Kaldır biraz, kaldır. Tamam, dur şimdi. Ayaklarını kaldır, ayaklarını. Git, biraz git. Biri geliyor. Saklan, saklan, saklan dayı, saklan. Sen saklan, saklan, saklan. Hayırdır Naz abla? Gecenin bu saatinde nereye böyle? Barbaros'cum. Sen kocama iftira attın ya. Hani kocam o yüzden hapiste ya şimdi. Bana bir geldiler, sığamadım eve. Biraz dolaşacağım, söyle polislerine durmasınlar önümde. Amirim, getirdin mi Suat'ı? İyi. Gel yardım et de karısını da koyalım şunun yanına. Heh, tut ayaklarından. İndir bakayım ha. Tut şöyle. Ha. Oturt şöyle. Ha. Al ayaklarını içeri. Bağla şunun ellerini. Şimdi ben bu Suat'la karısını susturacağım, tamam mı? Ama sen de kocanın oğlumu öldürtmek için tuttuğu tetikçinin kim olduğunu öğrenip bana söyleyeceksin. Anlaştık mı yeğenim? Dayı, Menderes bana söylemez ki. Bak, beni çok büyük bir dertten kurtardın. Gözünü seveyim, kendi oğlunu da kurtar. İfademi geri çek. Yoksa Menderes'i durduramayız.